26 Nisan Salı günü sevgili koçlar, güzel ailem nasılsın? Sıra dışı arkadaşlar, yeni teklifler, hazır olmadığınız çevrede yer alacaksınız ve kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz bir nokta. Bu ara iş konularınızla ilgili biraz aksaklıklara, biraz hatalarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Bu ara çok rahat tavırlarınız, kendinizi daha hani keyifli hissedersiniz ama işle ilgili enerjiniz olmaz ya. Mümkün olduğu kadar bu ara yollar, seyahatler, işle ilgili yeni projeler, yenilikler söz konusu olacak ve tamamlamanız gereken bir sürü işler var. Özellikle akademik anlamda sevgili koçlar, kendinizi farklı alanlarda büyütmek ve yenilemek istiyorsunuz. Bunlar için çok güzel fırsatlarınız var. Bu ara beslenme konularınız, gıda konularımıza dikkat edeceğiz ve bir de bu aralar kredi kartı ödemelerinizle ilgili aksilikler yaşayabilirsiniz. Sevgili konusunda da rahat, daha rahat tavırlar, daha kendinizi bilen ukala ruhunuz biraz daha şımartıyor kendinizi. Karşı tarafı da değer vermeniz gerekiyor. Sevgili boğalar, yakın dostlarınız ve yakın çevrenizle ortak iş çalışmasına gireceğiniz gözüküyor ve bu giriş sizin kendi alanınızda daha büyük başarı ve konuşmalarınız ve idealist tavrınız karşı tarafı daha güvende hissedecek. Her anlaştığınız, her yaptığınız konuda büyük bir aydınlık var. Bence bu girişimci ruhunuz daha büyük başarılar elde etmenize ve ekip ve yönettiğiniz ya da yöneticilerinizle alakalı çok güzel başarılar ve ödüller bekliyor. Bu dönem tamamlanması gereken bazı işler içinde görevlendireceğiniz insanlar gayet başarılı şekilde tamamlayacak. İşsiz olanlar, bu ara özellikle kendimi kısıtlıyorum, şanssızım diyorsunuz. Bence iş beğenmiyorsunuz. Güzel kapılarınız var. Gözünüzü dört atın, açmanız gerekiyor. Bir de duygusallıkta yeni başlayanlar için evliliğe doğru gidiyor. Uzun soluklu ilişkilerde de gün ve tarih belirlemesi, aile içerisinde konuşmalarımız var. Bu ara altına, mücevhere değer verebilirsiniz sevgili boğalar. Bu konuda biraz kendinizi fazla şımartıp biraz kendi evrenize zarara sokabilirsiniz. Sevgili ikizler, nasılsınız? Duygularınız çok özgür ve hoşlandığınız ya da etrafınızda sizinle ilgilenen birçok insana fırsat vermek isteyeceksiniz. Eski ilişkinizden kurtulamayan sevgili ikizler, eski ilişkiniz sizi çok fazla yıpratıyor olabilir. Tehditkar konuşmaları olabilir. Artık bunun için yasal başvuru yapmanız lazım. Yoksa canınız yanabilir diyorum. Mutlaka kontrol edelim. Özellikle iş konularınızla ilgili yeni anlaşmalar, yeni konular sizi daha sağlam işlere, daha farklı yönde kendini ispatlayacağınız alanlara yol açacak. Özellikle finansal anlamda, ekonomik anlamda, mühendislik alanında var olan takipçilerimizde konum ve mertebeyle ilgili daha büyük beklentileriniz var. Biraz daha odaklanırsanız başarı ödülüne doğru gidiyorsunuz. Evli olanlarda da bugün sakin bir havası var. Konuşmak istemeyebilir. Hani böyle aman üstüme gelmesin, konuşmasın dediğimiz nokta, ama ortak bir harcama biraz sizin canınızı yakabilir. Eşinizin para finansını kontrol etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Sevgili yengeçler, bu ara iletişim içerisinde olacağınız, yeni işlerle ilgili büyük oluşumlar yaratmak istiyorsunuz ama bazı aksilikler, pürüzlere açık olmamız lazım. Ve son zamanlarda ekip arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlar, onların sizi kandırdığını, yalan söylediğini düşünüyorsunuz. Aslında onların herhangi bir kandırması yok, herhangi bir sıkıntısı yok ama onların biraz rahat tavrı ve işe odaklanamama sorunundan kaynaklanan güvensizliklerimiz söz konusu olabilir. Ama bu işi bitireceksiniz. Yeni iş bekleyenler için, evrağınız ya da geri görüşmek istediğiniz yenilikler için güzel fırsatlarınız var. Mümkün olduğu kadar bunları da gözden geçirelim. Aile konularınız sarsıtıcı, tartışmacı, ciddi anlamda sorunlar yaratabilir. Akşamüstü bunların verdiği gerginlik sizi yıpratabilir. Bu ara ailenize ait sorunlar dışarıya çıkabilir, dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Mümkün olduğunuz kadar ailenizin arkasında durmanız lazım. Sevgili aslanlar, çok yoğun bir salı temposu yaşayacaksınız. Bütün işler, evraklar, onu koştur, bunu koştur, bu maili yaz, ama ideal ve emin olduğunuz her şey sizin başarınızı daha doğru noktaya ilerletecek. Kendinize yeni bir iş kurmak, yeni projeler, yeni odaklanmak istediğiniz noktalarda gerçekten yön verdiğiniz takdirde hiçbir
hiçbir sıkıntı değil. Akışı ve bağlantıyı doğru kurduğunuzda da yeni ortaklıklar, yeni işler size başarı sağlayacak. Sosyal medya, e-ticaret, farklı projeleriniz varsa hiç düşünmeyin, bunlar için fırsatlarınız var. Sevgili konusunda tavır takınma, kapris yönünüz ve ilişkinize zorlayıcı konuşmalar yıpratıyor. Evli çiftlerde de özellikle son zamanlarda eşinizin ailesinin sağlık problemleri biraz daha sizi yıpratabilir. Sevgili başaklar, duygusal kararlar verebilir. Duygusal düşüncelere esir sizi alabilir. Gün içerisinde geçmiş, hatıra, anı, fotoğraf, yazgı ne varsa bunları evreye geçirebilirsiniz. Eski sevgilinizi çok derin derin düşünebilir. Beni düşünüyor mu, seviyor mu diye triplere girebilirsiniz. Eski eskidi. Şu anki yanınızdaki kıymetini bilin ve bu yanınızdaki kişi sizin kalıcı ve aynı ev arkadaşı ve hayat arkadaşı olacağınızı öğrenmeniz lazım. İş konusunda biraz daha yeni projeleri oluşturmak istiyorsunuz ama cesaret yönünüzde maddi bazı hesapladığınız konularda vazgeçiyorsunuz. Bence her adım atacağınız noktada güzel para kapılarınız da açılacak. Korkmanıza gerek yok. Baş ve migren ağrılarımız tutabilir. Bu ara bol seyahat yapma projelerimiz var. Denizin içerisinde hissedip enerjinizi dağıtmak isteyeceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Yalnız baba özlemi ya da babayla alakalı bağları bir an önce, neyse eksikliğiniz, bunu tamamlamanız lazım. Sevgili teraziler, çok çaba veriyorsunuz. Maddi olarak gerçekten artık o organizasyon, bu koşturma, şunu sahiplenme, etrafınızdaki herkese kol kanat gererken gizli takip ediliyorsunuz, gizli beğeniliyorsunuz. Özellikle karşı cinsteki insanların size bakış açıları çok farklı. Yeni teklifler, yeni görüşmeleri açık olmanız lazım. Hiç duymadığınız tatlı sözleri hazırlıklı olun diyorum. Yalnız en önemli şey, evinizde bazı huzursuz enerjiler var. Bakara suresi bol bol açarak evinizdeki enerji, işinizdeki enerjiyi dağıtmaya ihtiyacınız var. Son zamanlarda göz alerjimiz ve eski ilişkinizden gelecek tepki sizin canınızı sıkabilir ama yenisi doğru sizin için. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da ailenizi köye yollayabilir ya da bir ev araba mevzusundan kaynaklı can sıkıcısı konular gündeme gelebilir. Dikkatli olalım. Özellikle eşinizin, kayınvalidenizin sizi beğenmeyen tavrı sizi depresyona sokuyor. Sizi beğeniyor, sadece inadına yapıyor, unutmayın. Sevgili akrepler, bu ara zorlayıcı çevre içerisinde olacaksınız. Yeni projeler, yeni oluşumlar ve parasal konuda da kendi potanızı, yani kotanızı açtığınız için bu kota biraz sizin depresyona girmenize sebep oluyor. Hiç umut, bir beklediğiniz bir para var, o sürpriz bir şekilde hesabınıza girecek. Yeni kişiler, yeni anlaşmalar, yenilikler var ama siz temkinli ve kurallı devam edeceğiniz için bu anlaşmaları biraz erteleyebilirsiniz. Sabit olduğunuz noktada da felsefi konuşmalar, yeni projelerde de adımlarınız doğru. Özellikle bir mekan satmak ya da emlak ve alım satım işiyle uğraşanlarda bu hafta kazançların daha yoğun olacağı, kendi evinizin de anahtarı yeniden başarma noktasındasınız. Hacizlik, unuttuğunuz evraklarla alakalı noktayı da gündemde tutalım. Bu ara evlenmeyi düşünen çiftlerde yüzüğünüz hayırlı olsun. Sevgili yaylar, çevrenizdeki akıllı kişiler, yani akıllı olduklarını zannettiği kişiler sizin aklınızdan faydalanıyor. Mümkün olduğu kadar aklınız sizde kalsın. Az diyorlar, başarınızı kimse kıskanmasın istiyorum. Bu ara dostlarınızı eleyeceksiniz. Güvendiğiniz kişilerin yalancı tavırlarını göreceksiniz ve yavaş yavaş etrafınızdaki insanları azaltmaya karar veriyorsunuz. Aile arasında çok önemli yatırımlarla ilgili konuşmalar, miraslı mallarla ilgili çözümlenmesi gereken noktalar, özellikle eşinizin ailesinden gelecek haklarla ilgili kendinizi haklı görüyorsunuz ama o eşinize ait, mümkün olduğu kadar kendi bütçenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Bu ara damar sorunlarınız, yani kılcal damar sorunlarımızla alakalı krizlerimiz olabilir ve uzun süredir beslenme konusuna dikkat etmiyordunuz. Mümkün olduğunuz kadar bunlara dikkat edelim. Bir de uzun süredir yurt dışı ile ilgili evraklarda aksilikler yaşıyordunuz. Bunlar temiz sonuçlanacak. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Bugün aile yaşantınızla alakalı çözmeniz gereken ve uzun süredir çözmediğiniz konulara gün içerisinde telefon, mail, konuşmalar ve stresli konuşmalar iş hayatımızdaki gerginliklerimize
sebep olacak. Mümkün olduğu kadar öğlen arasında bu konuşmaları yaparsanız ve öğleden sonra izin aldığınız takdirde bu problemleri yüz yüze çözmeniz lazım. Yüz yüze çözmediğiniz sürece problemler büyüyecek. Bu ara odak noktanız yeni işler, yeni oluşumlarla ilgili duyguları dengede tutmaya çalışsanız da biraz idealist yapınız olduğu için farklı projeleri de hemen kabul ediyorsunuz. Doğru ekip arkadaşındasınız. Yanlışlıklar yok. Siz sadece onlara güvenmiyorsunuz ve onların bunları başaramayacağını düşünüyorsunuz. Onlar bunu başaracak. Bu ara eski ilişkileriniz sizi tehditkar konuşmalar, özlemsi konuşmalara kapılıp tekrar şans verirseniz kalbiniz çok ciddi acıyacak. Sevgili kovalar, yaşamla alakalı yeni adımlar, yeni çabalar, yeni oluşumlar, yeni hedefler, işi bırakmak, farklı alanda olmak, kendi işinizi yaratmak, kendinize ait sahip olmak istediğiniz alanları hedeflediniz ama şu an bu yanlış. Ekonomik olarak toparlamanız gereken yenilikler var. Bunları toparlayalım. Bulunduğumuz noktayı kaybetmeyelim. Ekstra proje, ekstra işlere adım atalım ama farklı alanlara girmek için daha burada pekişmemiz lazım. Kendimizi daha ispatlamamız lazım. Evet, yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili bazı projelerinizde olumlu cevaplar var ama hayale değil. Altyapıyı kurun, ondan sonra gitmeniz gereken seyahatlere gidin. Bu ara bağımlılıklarınız, alışkanlıklarınız fazlasıyla sizi zorabilir. Bağımlılık yaşadığınız sorunuz neyse bunun için tedavi görmeniz lazım. Son zamanlarda erkek kardeş arasındaki yaşanacak krizlere, sağlık problemlerine de açık olalım. Sevgili balıklar, Salı günü biraz güvensiz, huzursuz, yeniden mi aynı güne tatıyorum? Evet, her şeyi başardım ama parasal anlamda hala çözemediğim noktalarım var. Bunlar ne zaman çözülecek diye öfke, kavga, iş yerinde de enerjiyi böyle dağıtabilir ve etrafınızdaki insanları huzursuz yaratabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar ifadeleri doğru kullanalım. Öğleden sonra gireceğiniz toplantılar, yeni oluşumlar size renk katacak ama ekip arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle alakalı yaşanan krizlerde yeni ekip, yeni oluşum yaratılacak. Bu da Mayıs sonu sizi daha mutlu ve keyifli edecek. Bunun konuşmaları kulağınıza geleceği için hem mutlusunuz hem de üzünlüsünüz. Çünkü bazı sevdiğiniz ekip arkadaşlarınızdan işten çıkartılma gibi durumları var. Devlette çalışanlar bu dönem bulunduğunuz iftiralar, yanlışlıklar, hatalar, bazı konular göz önündesiniz. Dikkatli ne yapıyorsanız devlette bunları dikkat edelim. Sağlık olarak da özellikle uykudan çok boyun fıtığınız ve yastığınız bir an önce değiştirmeniz lazım. Aile büyüklerimize kocaman sarılın, onlara sevginizi ifade edin. Hoşça kalın.